Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere ve arkadaşlarımızın soruları üzerine birkaç bir şey söyleyeceğim askerlikle ilgili. Arkadaşlar, sizler için askerden getirdiğim beremi buldum, giyindim ve tişörtümü buldum, giyindim. Bunu öncelikle sizlerle yaptığımı paylaşayım. Arkadaşlar şimdi arkadaşlarımızın sorularından bir tanesi. Askere ilk giderken ailemizi götürebilir miyiz? Yemin töreninde ailemizi içeri alırlar mı? Arkadaşlar askere ilk giderken ailenizle gitmenize gerek yok. Yemin töreni olursa eğer ki %80 olmaz. Olursa da ailenizi çağırmaya gerek yok. Böyle bir şey yapmayın. Annenize babanıza zahmet çektirmeyin. Çünkü içeri giriş çıkışlar askere de yasak. Ben de askerliğimi yeni bitirdim. Askerden yeni geldim. Bir tane garnizon müdürlüğünde askerliğimi yaptım. Ve dışarıdan sivillerin giriş çıkışı vardı. Yasaklanmıştı. Ondan dolayı ailenizi askeri birliğe boşu boşuna yormayın. İçeri almıyorlar. Sadece siz girebilirsiniz. İçeriden dışarı, dışarıdan da içeri personel hariç hiçbir şekilde sivil girişi çıkışı olmuyor. Yemin töreninde de aynı şekilde almayacaklardır arkadaşlar. Hatta yemin töreni olur mu? O bile meçhul. Daha sonra arkadaşlar pandemi döneminde askerlik nasıl olduğunu sormuşlardı arkadaşlar. Pandemi döneminde askerlik şu anda gayet güzel, gayet rahat. Çünkü niye? Koronavirüsten dolayı çok görmüyorlar sizi. Az eğitim veriyorlar ve virüs muhabbetinden dolayı gerçekten 6 ay güzelce askerliği yapıp geliyorsunuz arkadaşlar. Ondan sonra arkadaşlar bankayla ilgili bir soru vardı. Arkadaşımızın bir tanesi sormuş ki devletin bize verdiği maaşla ilgili hesap açmam gerekiyor mu benim bankaya ve hangi bankada bu işlemler gerçekleşiyor diye sormuş. Arkadaşlar, devlet Ziraat Bankası'nda size maaşınızı veriyor. Hesap açıp açmamak size kalmış. Siz hesap açsanız da açmasanız da askerlik yeriniz belli olduğunda, gideceğiniz birlik belli olduğunda devlet zaten otomatik olarak sizin adınıza bir hesap oluşturuyor. Bundan dolayı hesabınız yoksa bence uğraşmanıza gerek yok. Olursa da iyi olur. Ama şöyle bir sıkıntı var. Benim arkadaşlarım bu sıkıntıyı yaşamıştı o zaman. Sivilde hesapları varmış. Askere gittiklerinde devlet otomatikmen herkese bu hesabı oluşturduğu için banka elindeki kartına o hesabı tanımlamış. O kartına tanımlı bir hesap da varmış. Dolayısıyla bir kartta iki tane üç tane hesap bağlı oluyor. Bu sefer müşteri hizmetlerini arıyorsun. İşte diyorsun böyle böyle hani ben bu hesabımı kartıma tanımlamak istiyorum ve hesabımdaki parayı kullanmak istiyorum diyorsunuz. Onlar da diyor size bankaya gelmeniz gerekiyor. Bankaya gidemezsiniz çünkü ben hiç çarşıya çıkmadan askerliğimi yapıp geldim. Şu anda ve bugünlerde askere gidecek arkadaşlarımız da çarşıya çıkmadan askerlik yapacaklar. Bunun da birincide olsunlar. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer sorunuz, aklınıza takılan herhangi bir şey varsa yorumlar kısmına ekleyebilirsiniz. Dediğim gibi yine söyleyeyim. Maalesef üzülerek söylüyorum. Bugünlerde askere gittiğinizde hiç çarşıya çıkamadan askerlik yapıp geleceksiniz arkadaşlar. Tekrardan beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoma beğeni atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.